Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün geldiğimiz kalenin ismini burada göstereceğim. Videoya başlıyoruz. Çok güzel bir tur olacak. Polonya'nın en eski kalelerinden biri. Gerçekten hepiniz hayran kalacaksınız. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Hala takip etmiyorsanız takip etmeyin, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim butonuna basın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. İsterseniz başlayalım. Videomuza başlamadan önce size biraz kale hakkında bilgiler vereceğim. Bildiğiniz üzere bu kale çok eski, yani 1300 yıllara dayanıyor. Tahmin edeceğiniz üzere sık sık el değiştirmiş ve sayısız savaş sonrası yok edilmiş. Kalenin ilk ismi Almanca'da burada göstereceğim. Prens Tepeleri denen yere inşa edilmiş. Gördüğünüz üzere bura Prens Tepeleri denilen çok güzel bir ormanın içerisine yapılmış. Aslında buraya baktığınızda savaş bakımından çok savunma için çok dezavantajlı bir yer, ama lokasyon bakımından gerçekten ormanın içinde olması çok göz alıcı. Zaten videonun başında size drone görüntülerini de gösterdim. 1392 ile 1463 yılları arasında bu kale Çek Kralı George'a aitti. 1482 ile 1490'lı yıllarda Macar Kralı Matthias'ın yetkisi altına geçti. Ve ayrıca demeyi de unuttum, buranın internet web sitesinde buraya koyacağım. Ayrıca sanal turda yapabilirsiniz. Burada birçok yer bulunmakta ve her bir yere ortalama 1 kilometre yürüme mesafesiyle gidebiliyorsunuz. Burada aygır ahırları var, eski otel var, gözlem noktası var, krallık ailesinin son mezarı var, Hochberg mozelesi var. Otopark var. Herhalde otoparkın ücreti 15 zlot olması lazım. Arabanızı park edebiliyorsunuz. Eski Kişaş Kalesi bulunmakta. Yıkılan harabeleri bulunmakta. Ve ayrıca çok büyük bir palmiye evi var. 250'den fazla bitki turu var. Yani tur bayağı bir büyük. Ayrıca yeraltı tünelleri de bulunmakta. Ve bu yeraltı tünellerine gitmek için rezervasyon yapmanız lazım. Onun için de belli saatler bulunmakta. Ve bura 11'de açılıyor, sabahın 11'inde. Onu da hatırlatayım. Buraya 69 zloti verdik. Tüm gün dolaşabiliyorsunuz. Genel olarak böyleydi. Zaman kaybetmeden isterseniz turumuza başlayalım. Gördüğünüz üzere aslında büyük saray burada bulunmakta ve otel de bulunmakta. Buraya gelip ayrıca kalabilirsiniz de. Burası çok büyük bir yer. Haritasını görürsem size göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz üzere ATM'ler bulunmakta. Turistler için gördüğünüz üzere underground tourist route var. Yani yeraltı tünelleri bulunmakta. Resepsiyon genel olarak burada göstermişler. Şu an saat 11'i bekliyoruz kalenin açılmasını. Gördüğünüz üzere böyle bura o kadar büyük bir alan ki, dediğim gibi her bir 5-6 nokta var. Oralara yürümek yaklaşık 1 kilometre her bir arasındaki mesafe. Yani buraya geldiğinizde tüm gün geçireceksiniz, onu diyebilirim. Ayrıca turumuz devam ediyor. Buradan önce kaleye gitmiştik. Burada göstereceğim, kesinlikle izleyin. Onlar da Rönesans, Orta Çağ döneminden kalma. Hatta biri de Harry Potter'la ünlenmiş Harry Potter Kalesi. Kesinlikle izleyin, burada göstereceğim. Girişte göreceksiniz, böyle katman katman nereye gezeceğini söylüyorlar. Gördüğünüz üzere burada A'dan başlayıp K'ye kadar tüm alanları göstermişler. Gördüğünüz üzere numaralandırmışlar, bahçeler var. Tüm her yer, nereleri gezeceğiniz ve neler olduğu burada yazılıyor. Ondan sonra kalenin her katını burada açıklamışlar. Ve burada her bir kat farklı kişilere aitmiş. Bir katı burada çalışanlara ve çocuklara bakılan yerleri, yerlerde çalışan kişilere ait. Ve yukarılara baktığımızda her yer çok aydınlık. Özellikle böyle bir ambiyans göstermek istemişler ki, hem de içeriği büyük göstersin diye. Ve özellikle bura akşamleyin tur yapmak isteyenler için daha güzel. Çünkü akşam ışıklarla daha ihtişamlı gözüküyor. Buradan geldik, yukarı çıktık. Şu an üçüncü kattayız. Eski hallerinde burada
Eskiden nasıl olduğunu, kışın, gördüğünüz sır, geceliğini. Eski zamanlarda yapılmış gösterilerde burada bulunmakta. Gördüğünüz üzere burada 3 katlı. Her bir kat farklı kişilere, kişiler kalıyormuş. İşte burada çalışan servis elemanları olsun, çocuklar, aile üyeleri ya da buraya gelen ziyaretçiler için ayrı ayrı yerler bulunuyor. Özellikle bu koridorlarda 2 tane büyük bir mimar çalışmış ve özellikle prenses bu yerde yürümeyi çok seviyormuş. Çünkü hem boyalar olsun, hem yer kaplamalar, hem de pencerelerin önünde genel olarak oturmuş ve dışarıyı vermiş. Burada kaybolmazsınız zaten, sürekli bir yeri takip ediyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada başka bir yatak odası. Çünkü bura yüzyıllarca aileden aileye geçtiğinden dolayı birçok jenerasyon aile burada yaşamış. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere kristalden eski masalar, bardaklar. Ve bu da, burası da dışarısı. Gördüğünüz üzere Prens Tepeleri denilen yerde bura. Burası da prensin ofisi. Gördüğünüz üzere her şey el yapımı. Altın maraklı saatler, masalar. O kokuyu bile hissediyorsunuz. Burası da altın oda diye geçiyor gördüğünüz üzere. Altın varaklı işlemeleri de görebilirsiniz her yerde. Başka bir koridor. Burası da gorgeous odası diye geçiyor gördüğünüz üzere. Ve orijinal hali de böyleymiş gördüğünüz üzere. Burada bir tane kalenin eski geri kalan, yani savaştan sonra geri kalan hali ve şömine gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere burada da eski savaşları portrelemişler. Çok büyük bir ölçüde resim bulunmakta. Burada da açıklamasını vermişler. ...1945'te çok büyük bir zarar uğramış bu resim gördüğünüz üzere. Sonradan bu rolü haline getirip depoda saklamışlar. Ve 2016'da resmi yeniden temizlemeye başlamışlar. Burada arka, backyard diyorlar, yani arka bahçesi mi diyeyim artık gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere burada 20 metre derinliğe sahip binanın içerisinde bulunuyor. Gördüğünüz üzere eski zamanlarda insanlar nasıl yaşıyorlarmış ya. Burada lanetli koridor mu diyeyim artık. Gördüğünüz üzere bura orta çağdan kalmamak en korkulu yerde geçiyor. Bura kalenin en eski ve en büyük koridoruna sahipmiş. Ve çok güzel eğimli duvarlara sahip deniliyor ve gördüğünüz gibi birçok da kafatası da burada sergileniyor. Şu koridorların büyüklüğüne baksanıza kaç tane oda var. Yani ben burada yaşasam
Yani annem, babam, eşimi bulamam bir gün yani. O kadar büyük. Bir de koridorları nasıl eğimli yapmışlar. Dizayna bakın. Şu tavan işlemelerine baksanıza. Maximilian odası diye geçiyor, salonu diye geçiyor. Gördüğünüz gibi yukarıdaki tavandaki işlemeleri, açıklamalarını yazmışlar buraya. Yani 9 numara trajedi, dans etmeli müzik, şiir, komedi, yani birçok olguyu temsil ediyor burada. Gördüğünüz üzere. Şu an başka bir odaya giriyoruz. Beyaz oda diye geçiyor gördüğünüz gibi. Beyaz salon diye geçiyor. Piyano küçük çocuğu için. Burada gördüğünüz gibi seramik, çay içilmek için çay setleri bulunmakta. Eski birebir hala duran mobilyalar. Gördüğünüz gibi bu salon aslında böyle şahanlı bir yer değil. Şaşalı bir yer değil. Çocuk don. Normalde kendisini böyle yetişkin gibi giydirip saçlarını yaparlarmış. Ve onun daha çok vücut dili kendisini geliştirmesi buradaki salondan daha önemliymiş. Yani daha çok kişisel gelişimine daha çok önem veriyorlarmış. Mobilyalara değil. Şimdi gidelim başka bir oda. Burada Çin odası diye geçiyor gördüğünüz üzere. Çin vazoları bulunmakta. Burada geleceği gören duvar diye geçiyor, kaya diye geçiyor gördüğünüz üzere. Burada efsaneye göre sihirli varlıklar varmış ve burada duran kişi yani geleceği görebiliyormuş. Ve şimdi durum bitti sayılır. En sonunda terasa giriyoruz. Burada bahçeyi görüyorsunuz. Ormanın içerisinde prens tepelerinin bulunduğu yer burası işte. Terası da böyle. Burada başka bir bahçemiz. Şu peyzaja bakın ya. İnanamıyorum. Gördüğünüz üzere burada at çiftliği. Atları görebilirsiniz. Buraya gelip bura tarihin bir parçası, kalenin bir parçası, hem de aynı zamanda burada da at eğitimleri veriliyor. At sürebilirsiniz. At arabaları da bulunmakta. Atları bağlayıp burada geziler düzenlenebiliyor. Burada da eski bir müze var. Eski at arabalarının bulunduğu müze. Gösteriyorlar her şeyi. Fantomlar. İşte gördüğünüz gibi çeşitli at arabaları, faytonlar da burada görülüyor. Burada başka bir at çiftliğinin içerisindeki atların eğitildiği yer gördüğünüz üzere. Gelin atların saklandığı ahıra girelim. Görüyorsunuz. Nasıl? Gördüğünüz üzere belki burada yüzlerce at bulunmakta. Gördüğünüz üzere botanik bahçesine de geldik. Yaklaşık kalenin 2,5-2 kilometre ötesinde yürümeniz lazım ya da arabayla da gelebilirsiniz. Zaten aldığınız bilet de içinde olduğundan dolayı direkt buraya gelip gezebilirsiniz. Ayrıca bu gördüğünüz bahçe aynı sarayın sahibine aitmiş zamanında.
Ne peyzajcılar çalışıyordur burada. Gördüğünüz üzere çeşit çeşit bitkiler, ağaçlar bulunmakta. Gördüğünüz üzere şimdi bitkilerin bulunduğu yere girdik. Phoenix ağacı varmış. Birçok çeşit ağaç bulunmakta. Değişik başka bir ağaç daha. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere değişik değişik küçük çiçekler bulunmakta. Burada 250 çeşit bitki bulunmakta ve çoğu da nadir bitkiler. Yüce diye geçiyor. Meksika'dan getirilmiş. Ve herhalde burada birçok bitki de satılıyor. Burada gördüm birçok bitkinin de satıldığında görüyorum. Satın alabilirsiniz büyük ihtimal. Burada daha çok kuru iklime sahip bitkiler bulunmakta. Kaktüsler var gördüğünüz üzere. Çeşit çeşit kaktüsler bulunmakta. Sarmaçlar bulunmakta. Gördüğünüz üzere yani hayatımda yani bunu filmlerde görmüşümdür. Kaktüslere baksanıza çeşit çeşit. Dünyanın her bir yerinden getirmişler. Dünyanın her bir yerinden çeşit çeşit nadir kaktüsler bulunmakta. Değişik palmiye ağaçları. Kaktüsler gördüğünüz üzere Güney Afrika'dan getirmişler. Yani şu büyüklüğe bakın ya. Burada meyve ağaçları var gördüğünüz üzere. Kayısı ağacı bulunmakta. Aslında bir tane alıp atmak lazım ağzı. Gördüğünüz üzere burada tavus kuşu da bulunmakta. Şu tavus kuşu. Beyaz bir tavus kuşu ya da çok genç daha bebek olduğundan dolayı rengini almamış olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Paylaşabiliyorsanız mükemmel olur. Paylaşın ki daha çok insana erişelim, kanalımız büyüsün. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Bana ulaşabilirsiniz ayrıca. Ve bildirim butonunu hala basmadıysanız basın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. Kusura bakmayın belki bu video bayağı uzun oldu. Ben bile bu kadar büyük bir yer olacağını düşünmüyordum ama umarım seversiniz. Gerçekten bilgi dolu, ilginç bir video oldu. Umarım buraya da gelirsiniz, kendiniz de görürsünüz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.